hocaların, sevgili öğrenci arkadaşlar. Bu sene birincisini düzenlediğimiz Boğaziçi Enerji Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kurulu ve IT'nin öğrenci kolu olarak böyle geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı gerçekten yürekten taşıyoruz. Enerji baktığımızda gerçekten önemli bir konu. Yani günlük hayatta hem sanayide temel bir unsur aslında. Biz de enerjinin dünya için ve Türkiye için olan önemini görerek enerji hakkında böyle bir zirve düzenlemeye karar verdik ve enerjinin kalbi 7 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde altın dedik. Bugün aramızda bulunarak değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak, tecrübelerini bize aktaracak olan tüm katılımcılarımıza ben şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok tempolu bir zirve bizi bekliyor. Hepinize şimdiden iyi zirveler diliyorum. Ve zirvemizin açılış konuşmasını yapmak üzere değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu'nu, Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı, sahneye davet ediyoruz. Sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, günaydın, hoş geldiniz. Öncelikle bu öğrenci kulübünü bu başarılı organizasyondan dolayı kutluyorum. Başarılı diyorum çünkü 1800 kişi kaydolmuş durumda. Dolayısıyla ciddi bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Enerji günleri olarak düzenledikleri daha önceden bu etkinliği bir zirveye çevirmiş durumda öğrencilerimiz. Bundan dolayı da kendilerini kutluyorum. Böyle bir etkinlikte açılış konuşmasını yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu açılış konuşmasında aslında içinden geçtiğimiz, dinamiklerin değiştiği tarihi bir dönemi biraz açacağım. Yani buna hazır mıyız Türkiye olarak? Küresel gelişmelerden giriyor olacağım. The Dynamic Energy Landscape olarak gördüğünüz oradaki o yazı aslında bizim Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin son konferansının yazısı. Bundan iki hafta önce Kuzey Amerika'da Pittsburgh'te yaptığımız konferans. Amerika'dan gideceğim, Rusya'dan devam edeceğim, İran'dan, Fransa'dan, Paris'ten neler bizi bekliyor, neler geliyor ve Türkiye'nin durumu nedir? Buradan ilerleyeceğim. Şimdi baktığınız zaman birinci enerji üretim ve tüketimine dünya genelinde bu değişimleri görüyorsunuz ve şurada bir değişim. Bu 2015 yılı şimdi. Kuzey Amerika bu. Ne oluyor Kuzey Amerika'da? Amerika Birleşik Devletleri enerjide net ithalatçı konumdan net ihracatçı konuma geçiyor. Buyur. Nasıl oluyor bu? Ne olmuş, ne bulmuşlar? Kaya gazı, kaya petrolü. Şimdi o Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana sahalar, o meşhur sahalar, Marcellus, McLean vesaire ve onların üretimleri, gaz üretimi, petrol üretimi son yıllarda nasıl hızla artmış ikisinde görüyorsunuz. Yani dünyanın ikinci büyük kaya petrolü Rusya'dan sonra ve dördüncü büyük kaya gazı rezervleri Çin, Arjantin ve Cezayir'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle 2008 yılından sonra çok hızlı bir gelişim gösteriyor bu sahalardan olan üretim. Bu tabii fiyatlara da yansıyor. Yani 2008 yılından sonra hızlı bir düşüş söz konusu gerek petrolde gerek doğalgazda. Dünyada ekonomik olarak bir daralma söz konusu olunca, talep artışı beklendiği gibi gelişmeyince, arzda da bir artış söz konusu olunca, ekonominin en temel kuralı ilişki arz talep dengesi fiyatları aşağı çekiyor. Zaten 100 dolarlar seviyesi biraz spekülatifti, o da ayrı. Şimdi bu Amerika'daki fiyatlar, Henry Hub mesela fiyatı. Bunun uluslararası karşılaştırmasını yaptığımızda, sarı olarak gördüğünüz Japonya, gerçi Asya'da da fiyatlar bu 2014 sonu, çünkü bu yıl daha da aşağıydı. Şu Henry Hub bir önceki gördüğümüz Amerikan fiyatları, bu da
kimin kaça nerede aldı aslında belli değil. Bunlar gizli anlaşmalarda da orada burada yazılıyor, çiziliyor. Onun için o, ne kadar ödediği söylendiği ne bakılırsa İran'a 15, Rusya'ya 12, Azerbaycan'a 10. Şunlar aynı bilimler olsun diye. BTU cinsinden, British Thermal Unit cinsinden yazdım. Gördüğünüz gibi ya, Avrupa'nın da oldukça üstünde fiyatlardan bahsediyoruz. Anlaşmalar yani bu fiyatlar nereden geliyor? Tabii uluslararası anlaşmalardan. Gerçi hem yap spot piyasa ama biz oralara daha giremedik. Şimdi uluslararası anlaşmalara baktığımızda Türkiye'nin 1 Rusya, 2 İran, 3 Azerbaycan en büyük doğalgaz. Bu rahatlarıyla gelen doğalgazdan bahsediyorum. Bir de Cezayir'e, Nijerya'dan sıvılaştırılmış geliyor. Türkiye'nin hızlı artan bir de talebi var. Avrupa ülkelerinin aksine çok hızlı artan, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarı aslında. Son 10 yılda talep 2'ye katlanmış. İran'ın en büyük doğalgaz aracısı, Rusya'nın Almanya'dan sonra ikinci büyük doğalgaz aracısı Türkiye. Ama uzun vadeli anlaşmalar baktığınız zaman Türkiye lehine olmamış. Yani olmamış diyoruz çünkü şu iki ülkeyle de takipliyiz. İran'la da Rusya'yla da. Şimdi baktığınız zaman 96, 97, 98 yılında imzalanmış anlaşmalar. Belli ki yeterince öngörülü davranılamamış veya Türkiye'nin bugün geleceği nokta, bugün fiyatların geleceği nokta öngörülememiş. Tahkimlik olmuş sürekli yani bir süreç gelip gidiyor. Ama bu yıllara baktığınız zaman aslında 3 yılda 5 tane de enerji bakanı değişmiş. Azerbaycan'da tahkimlik değil de 2001 yılında imzalanan çok avantajlı bir anlaşma vardı. En ucuz gazı Azerbaycan'dan alıyordu. Şimdi nasıl onu bilmiyorum çünkü bu anlaşmada yakın geçmişte değiştirildi Türkiye'nin aleyhine olacak. Yani daha çok ödeyeceğimiz şekilde. Şimdi tarihi bir dönemde tabii en önemli gelişme bu Güney Akım projesini, şu South Stream'i iptal edip Türkiye'ye yönelmesi. Türk Akım olarak Rusya'nın, yani bunun iptal edilmesinin nedeni Avrupa'nın en son enerji paketine, üçüncü enerji şartına uymaması, Avrupa rekabet hukukuna takılması ve Rusların bunu Türkiye'ye yöneltmesi. Bulgaristan'a gidecekti Güney Akım. Şimdi Bulgaristan'a baktığınızda aslında özellikle bu son birkaç ayda hızlandı. Hani bu Aralık ayında Türk Akım ortaya çıktı. Ondan sonra da pek de bir gelişme olmadı. Türk Akım'da sıkıntılar da var, onlara gireceğim. Ama Bulgaristan'da çok ciddi bir heves var. Bu Güney Akım geri alma hevesi. Enerji Bakanı'nın açıklaması var. Eski Enerji Bakanı'nın açıklamaları var. Diğer muhalefet partisinden. Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı'nın açıklamaları var. Ama bu çok daha gerçekçi bir beklenti olmaz. Yani Avrupa Birliği'nin 3. enerji paketinden geri atması anlamına gelir ki bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu bir böyle bir heves olarak kalacaktır. Diğer bir şey, yakın geçmişte gazetelerde okumuşsunuzdur. Gazprom'la Almanya anlaştı. Yeni bir kuzey hattı yapacak bir Nord Stream 2 anlaşması. Şimdi Nord Stream 2 anlaşması da 55 milyar metreküplük ciddi bir miktarda gazı Avrupa'ya taşıyacak anlaşmaydı. Türk Akım'da 64 milyar metreküptü. Avrupa'nın ihtiyacına, Avrupa çok hızlı da büyümüyor Avrupa'nın ihtiyacı, Türkiye gibi değil. Önemli ölçüde katkı sağlayacak bir anlaşma. Ancak Bulgaristan'da ne sıkıntı varsa burada da var. Dolayısıyla bu da Avrupa Birliği'nin 3. enerji paketiyle çelişen bir anlaşma. Tabi basın bunu yazmıyor bu kısmını, yani yaptı falan diyor ama bu Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu'ndan geçmesi gerekiyor. Bunun da geçebileceğini ben çok olası görmüyorum. Bu da Almanya'nın kuzey akım hevesi olarak tarihe geçecektir.
Niye olası görmüyorum? Yani Avrupa Birliği üyeleri arasında ayrımcılık yapacak da Bulgaristan'ın 3. enerji paketine uymaya zorlayacak da Almanya'ya istisnai hak tanıyacak. Bu çok da mümkün değil. Şimdi gelelim Türk akıma. Türk akımda da şimdi yürekli akereler taraflar arasında yürütüldü Aralık'tan sonra. Ama ilerleme sağlanamadı. Görüşmeler oldu. 30 Temmuz 2015. Tabii bu siyasi belirsizlik, yani Türkiye'de bir de böyle bir seçim oldu mu parti siyasetine yönelik bütün neredeyse bürokrasi kurma noktasına geliyor maalesef. Bunun da etkisi oldu mutlaka. Ama bir de fiyat pazarlığı var. Türkiye 4 paralel hattan sadece birisi için çalışmaların yürütülmesine onay verdi. Hani 64 milyar metreküp'ün 15.75 milyar metreküp. Bir de tabii fiyat pazarlığı dönüyor. Fiyat pazarlığı da daha önceki uzun vadeli anlaşmalara yönelik ve bir tahkim süreci başladı Rusya'yla. İyice ipler hani kopma noktasında 27 Ekim 2015'te bu başvuru gerçekleşti. Bundan da bitmiyor zorlu süreç. Projenin hani geçtiler eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'la Gazprom'un başkanı helikopterle dolaştılar, nereden çıkacak, gelecek, gidecek tespit ettiler. O çıkacağı yer bir ilgilerinde doğal sit alanı. Şimdi dolayısıyla bir çevre sorunu da var burada. Bir başka zorluk da Güneydoğu Avrupa'da boru hattı altyapısı. Bu kıyı köy tarafı için. Zorluklarla dolu bir süreç. Ama Türkiye'yi hakikaten enerjide merkez vizyonuna yakınlaştıracak bir gelişme idi bu. Şimdi Güneydoğu Avrupa'ya baktığınız zaman orada da bir tarafta hani gaz fiyatı yüksek olan ülkeler var. Ki bunlar işte özellikle rekabet alsın gelsin gaz ucuzlasın Türk akım, Güney akım fark etmez ama yeter ki gaz gelsin, farklı kaynaklardan gelsin. Sırf Rusya'dan değil tabii, kaynak çeşitlendirmesi de gerekli. Özellikle destekleyen ülkeler. Bir de tabii Avrupa Birliği dışındaki Avrupa var. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan. Burada Türkçe konuşulan bizim kardeş ülkelerde var. Yani Türkiye'nin aslında bu kısımda da boru hatlarının Avrupa devamında da aktif bir siyaset yürütmesi gerektiği görüşündeyim. Böyle bir şey yok tabii. Ama Güney Koridoru'nun geliştirilmesi konusunda Avrupa Birliği'nin kararlılığı var. Bu güzel bir şey. Şimdi Avrupa Komisyonu inisiyatifiyle tabii bunun amacı serbest dolaşımı ve fiyatların düşük olduğu rekabetçi bir piyasayı oluşturmak. Ve Temmuz ayında 13 ülke bir mutabakat belgesi imzaladılar bu konuda. Onun dışında Akdeniz gaz havzaları var. Avrupa Komisyonu buna da çok önem veriyor. Avrupa Birliği'nin arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği açısından Akdeniz'de bir gaz ticaret merkezi kurulmasını öneriyor. Şimdi bu Akdeniz'den bölgelerden gelecek gaz aslında boru hattıyla taşınırsa özellikle yüksek kapasite dolusu ölçek ekonomisi düşük maliyet sağlıyor. Bu tabii Türkiye burada tek seçenek haline geliyor Erkan'dan boru hattıyla gidecekse ama tabii bölge istikrarsızlığı çatışmaların olduğu bölge olduğu için burada takılıyoruz. Mısır bir anda herhangi bir konuma geldi. Çünkü çok ciddi bir keşif söz konusu. Bu Mısır'da bulunan gazın, Mısır açıklarında bulunan gazın hemen ama kıyıya yakın sıvılaştırılmış doğal gaz olarak, LNG olarak ihracatında önemli bir aktör haline gelebilir. Ama söylediğim gibi buradaki en büyük sorun istikrarsızlık ve bölgedeki çatışmalar. Türkiye için başka önemli bir proje Hazar denizinden gazı getirip Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıracak taraf, Danak Türkiye kısmı, sonra devamındaki Transadriyatik TAP kısmı. Bunun temel asfaltı
Bu yıl gerçekleşti, 17 Mart 2015'te. Bir güzel bir projedir. Ancak taşıma maliyetleri biraz yüksek bir projedir. Yani 80 dolar, 102 dolar seviyelerinde olan bir proje ki BOTAŞ sisteminde bu 10-12 dolarlar mertebesinde taşır. Şimdi bugünkü doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz akım süreci. Ama bu gelecekte biraz değişecek. Yani özellikle Rusya'dan sonra ABD, Avustralya ve İran. Yani Avustralya'da şimdi sıvılaştırılmış gaz ihracatına başlıyor. Şimdi Japonya gidiyor ama daha hızlı artacak. ASEAN, Avustralya'dan da sıvılaştırılmış gaz gidecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'dan bahsettik. Biraz da İran'a bakalım. Şimdi dünyanın ikinci büyük gaz, dördüncü büyük petrol rezervi İran'da. Şimdi ambargo sonrası bunlar serbest kalır. İran doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında en ekonomik güzergah Türkiye. İran'ın aynı zamanda İspanya'ya sıvılaştırılmış gaz ihracatı düzenli. Daha bir iki hafta önce bu konuda görüşmeler yapıldı. Avrupa'ya Türkiye üzerinden gidecekse mevcut boru hattı olmaz. Yeni yatırımlar lazım. Sadece Türkiye'de değil, sadece boru hattı değil, İran'da da yeni yatırımlara ihtiyaç var. Yani İran şu anda kendi ihtiyacını aslında zor karşılıyor. Yani büyük rezervler var. Ama bir tarafta Asya'ya verecek. İran'dan Pakistan'a giden bir boru hattı da şimdi ve Pakistan'dan Çin'e Hindistan'a ulaştıracak bir boru hattı da inşa ediliyor. Ama bir diğer taraftan Avrupa'ya da gaz ihraç edecek kapasitesi en azından rezerv olarak var. Petrolde de öyle. Yani şu anda 45 milyon varil Basra Körfezi'nde yüzer durumda gemilerde. Bu ambargo ile birlikte serbest kalır. Ondan sonra ambargonun kalkmasıyla günlük üretimi 6 ay içinde 500 bin varil daha arttırabilecekleri açıkladılar. Yani şu anda görüyorsunuz son dönemdeki artış şu anda 2.8 milyon varil günlük üretim düzeyinde. Bir de İran'ın parası var. Yani batılı bankalarda bloke edilmiş parası var. 29 milyar dolar bir paradan bahsediyoruz. Bunun da tabii ambargo ile birlikte tabii kademeli bir serbest kalır. Nasıl olur ama beklenti Ocak ayında bunun serbest kalmasına yönelik adımların atılması. Bu da tabii İran'ı hem bu enerji satışından hem de serbest kalan paralardan hızla yeniden inşasına olanak sağlayacak kaynakların olmasına ortaya çıkarıyor. İran da tabii bizim komşumuz. Aslına baktığınız zaman tarihi olarak bağlarımız olarak sosyal bağlar olarak kültürel bağlar olarak İran'a bizim birçok Avrupa ülkesinden, diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yakın olmamız gerekiyor. Şimdi Almanya'dan, oradan buradan yüzlerce iş adamı İran'a gidip geliyor. Son dönemde çok arttı bu trafik. Ben Türkiye'de o trafiği göremiyorum. Hatta tam tersi dış politikada bir takım uyumsuzluklar olduğu gözleniyor. Bu tabii hani herkes ulusal çıkarlarını düşünüp öyle hareket etmeli. Yani bu uluslararası ilişkilerde duygular değil, ki bence duygusal olarak İran'da kötü olmamız için bir neden yok. Ulusal çıkarlar ön planda olmalı. Orada çok büyük bir pazar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin de bu büyük pazarda aslında en büyük payı alması gerekir. Önemli bir başka gelişme. Paris. Ne var Paris'te? Şimdi çok yakında, bu ay sonunda başlıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası'nın düzenlediği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı.
21.'si Conference of Parties. Her yıl Aralık ayında düzenleniyordu. Kyoto da bunlardan biriydi. Hani meşhur Kyoto protokolü var ya, emisyonları ülkeler kısıtlamaya karar verdiler. Ama bütün ülkeler değil, sadece o protokolü B ekinde, B numaralı ekinde yer alan 27 tane ülkeden bahsediyoruz. Gelişmiş ülkeler. O ekler yüzünden de Türkiye bir sürü görüş ayrılığı ve sorun yaşadı. Kyoto'ya uzun süre taraf olamadı. Ama bundan sonra şimdi Kyoto miadını doldurdu. Yeni bir anlaşma gündemde. Ve bu yeni anlaşmanın aslında Paris protokolü olarak ortaya çıkması bekleniyor. Sadece gelişmiş ülkeler değil, bütün ülkeler. Ulusal katkılarını sundular, INDC'lerini verdiler. Şimdi bunlar çerçevesinde küresel bir anlaşma yapılması bekleniyor. Bu tabii iklim değişikliğini önlemek. Yani günümüzün en büyük önümüzdeki çevre felaketi iklim değişikliği. Küresel ısınma ve bunun ortaya çıkardığı iklim değişikliği ve bunun fosil yakıtların hızla artışıyla gidişiyle bu kadar gazdan, petrolden bahsettim. Şey yapmamız zor. Bunu geri çevirmemiz daha bir yenilenebilir. Karbon yoğunluğunu düşüren, karbon emisyonlarını aşağı çeken bir yöne çevirmek gerekiyor. Bütün derdimiz de bu. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman elektrik enerjisi az güvenliği strateji belgesi var. Burada teknolojik hedefler var. İşte rüzgar enerjisi kurulu gücü 20 bin megawatta çıkarılacak. Bu da zor gözüküyor. Yani bugün 3000 megawatt düzeyinde bugün itibariyle. İşte jeotermal, nükleer var burada. Bu da burada mümkün değil artık. Hani 2020 yılında üretime geçmesi zaten mümkün değil. Çünkü daha santralin inşasına başlanmadı. Hani ilk olacak olan akıllı olarak düşünürsek. İkincisi, üçüncüsünde konuşuyoruz ama elektrik enerjisinde doğalgazın payı %30'un altına inecek. Bunun arkasındaki temel motivasyon aslında doğalgaz bizim yerli kaynağımız değil, ithal ediliyor. Ki o da tam doğru değil, yerli kaynağımız değil. Yerli olanları biz çıkaramıyoruz şu anda. Yani kaya gazı var. Bunu ben açıkladım. Bunların araştırmaları, şeyleri, rakamları belli. Ama o teknolojimizde bugün yok. Ama tabii ki de sorunlu bölgede var dedim mi? Hani gittiğiniz zaman bugün çatışmaların göbeğindeki bölgelerde aslında bu asıl büyük havzalar. Şimdi bir de her tarafımız doğalgazla çekiyor. Türkiye doğalgazla bir merkez yapacak bir potansiyel varken bütün Avrupa'ya Türkiye üzerinden doğalgaz satma vizyonu olur ise, gelişir ise, şimdi bugün böyle bir vizyon olduğundan ben şüpheliyim çünkü. O da şunun birisinin açıklaması lazım. Yani niye doğalgazı bu kadar azaltıyoruz? Güneş böyle başa baş kalmış. Hani hepsine bir rakamsal bir şey gelmişler ama bu gelişmeler, teknolojik gelişmeler doğrultusunda üretim yaygınlaştırılacak gibi çok böyle havada kalan bir ifade. Bir de şu var, bilinen limit ve taş kömür kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretim amacıyla değerlendirilmiş olacak. Şimdi burada tabii bir çelişki de var. Birincisi şununla çelişiyor. Yani bir iklim değişikliğini önleyeceğiz diyoruz, karbon yoğunluğunu azaltacağız diyoruz. Bütün gelişmiş ülkeler, bütün dünya hani karbon yoğunluğunu nasıl azaltırım, oraya ulusal katkım şunu yapabilirim diyorsunuz. Ondan sonra da bir strateji belgesi çıkıyor ki bilinen türlü, ya bir de çok var Türkiye'de, yani kaynağımız çok, öyle azımız değil. Ya bunları biz modellerimize koyduğumuz zaman kullanamıyorlar. Bu 2023 yılına kadar bilinen hepsini değerlendirir. Yani bütün diğer santralleri kapatırlar, hepsini kömür yapalım o zaman. Bu çok mümkün de değil. Yani bu hani böyle hesaplanıp düşünülüp falan konmuş bir hedef olduğunda zannetmiyorum ben. Aslına bakarsanız ya böyle teknoloji bazlı hedefler
koyup onları yakalamaya çalışmak ne derece doğru o da şüpheli. Aslında olması gereken ekonomik açıdan karbon piyasasını çalıştırmak. Şimdi karbon fiyatları yerlerde sürülüyor, problem o. Halbuki karbon fiyatları yüksek olsa, karbon fiyatları yüzünden yatırımcı baksa, ya ben şimdi iyi taşımı kuracağım ama benim maliyetim aslında bu güneşten, bu rüzgardan daha pahalı. Çünkü bu karbon da para ödeyeceğim ben, karbonun da bir şeyi var, maliyeti var. O zaman piyasa en ekonomik koşulları kendisi, yani düşük karbon ekonomisine geçiş için en ekonomik koşulları kendisi belirleyecek. Yani özet olarak, yani bu mümkün mü? Veya mümkün mü derdim de mümkün olmalı mı yani bu hedefleri yakalamak? Bunları sorgulanması lazım. Sonuç olarak Türkiye enerji alanında dünyadaki gelişmeler neticesinde çok kritik bir yol ayrımıyla karşı karşıya. Ve Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı vardır enerjide. Enerji stratejisi gözden geçirilmeli ve yeni hükümet adil eylem planları hazırlamalıdır. Sözlerimi burada son verirken tekrardan Öğrenci Kulübü'ne bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Aslında programa baktığınız zaman bu söylediklerimize ışık tutacak derecede yenilikçi güzel bir program oluşturduklarını görüyorsunuz öğrencileri. Ve bu nedenle hepinize iyi konferanslar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tema Vakfı Plan Başı sertifikasını vermek üzere etkinlik koordinatörümüz Bahadır Dönmez'i sahneye tekrar davet ediyorum.